Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Osmaniye, Hatay. Depreminde aramızdan ayrılan vatandaşlarımızı da rahmetle, saygıyla bir kez daha anıyoruz. Değerli Boyabatlılar, sevgili Sinoplular, izin verirseniz sizleri çok daha fazla bekletmeden ilk önce buraya Millet İttifakı Sinop İl Başkanlarımızı çağıracağım. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı İnan Savaş Yüksel. Ben Kemal, geliyorum. Deva Partisi İl Başkanımız Birhan Yalçın. Demokrat Parti İl Başkanımız Turan Fehmi Özdemir. Gelecek Partisi İl Başkanımız Fahri Alkan. İYİ Parti İl Başkanımız Serpil Ünlütürk. Saadet Partisi İl Başkanımız Cavit Üçüncüoğlu. Hemşehriniz, bu toprakların öz evladı, Grup Başkan Vekilimiz, İstanbul Milletvekilimiz Engin Altay. Millet buluşmalarımızın koordinatörü, eski devlet bakanımız, İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak. Haydi kazanalım, haydi, haydi Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanımız Sayın Aylin Nazlıaka. Haydi hep birlikte sandığa. Sana söz, Türkiye kazanacak. Haydi. Haydi. Sevgili Boyabatlılar, şimdi 14 Mayıs'ta sizlerin oylarıyla seçerek Ankara'ya, parlamentoya göndereceğiniz milletvekili adaylarımızı takdim edeceğim. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayları Barış Karadeniz. Haydi umuda, haydi, haydi, bolluğa, haydi, haydi, kazanalım, haydi. Şevket Terkan. İYİ Parti milletvekili adaylarımız Yılmaz Şanlan. Baki Taşkıran. Ve şimdi de Sinop Belediye Başkanımız Barış Ayhan. Yok ki burada bir taraf, adalete güzele taraf olmalı taraf. Ayancık Belediye Başkanımız Hayrettin Kaya. Bereket, ver coşkuyu herkese, nefes alsın tüm millet. Yapar mıyız, yaparız, temiz sayfa açarız. Belediye başkanlarımıza, milletvekili adaylarımıza, il başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Kadın Kolları Genel Başkanımıza, Grup Başkan Vekilimize çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Boyabatlılar, şimdi izin verirseniz öncelikle konuşmalarını yapmak üzere özgür birey, güçlü toplum, başka bir Türkiye var. Yeter, söz yeniden milletindir diyen Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal'ı buraya davet ediyorum. Ben Kemal, sana söz veriyorum. Şöyle bir haydi diyelim mi? Evet, duymayanlar vardır belki, duysunlar. Kıymetli Boyabatlılar, hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk. Kıymetli Sinoplu hemşehrilerim, öncelikle bu bahar gününde, böyle güzel bir günde,
ve böyle coşkulu bir kalabalığın karşısında bulunuyor olmaktan dolayı ben de mutluluğumu ifade ediyorum. Hepinize en derin saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. Bir ülke heyecanla bu büyük ülkeyi yarınlara taşımak için mücadele veriyoruz. Bu ülkeyi bölüp parçalamaya çalışanlara karşı milletin yek vücut olma iradesini hep beraber taşıyoruz. İşte bugün bu Millet İttifakı'nın Halil İbrahim sofrasında bir araya gelen siz değerli Abatşehir, Boyabat, sizin de iradeniz mutlaka bu kervanın yürüyüşünde burada koyduğunuz irade milletimizin yarınlarında bir büyük adıma dönüşecektir. O nedenle hepinizden Allah razı olsun. Hepinizden müteşekkiriz. Bu vatan toprağını işleyerek vatan toprağı haline getiren siz değerli vatandaşlarımıza her zaman müteşekkiriz. Bir borcu ödemeye buralara geliyoruz. Bir borcu ödemeye sizlerle beraber hemhal olmaya çalışıyoruz. İstiyoruz ki yarınlarımızdan emin olalım. İstiyoruz ki evlatlarımız doğduğu topraklarda geleceklerini arasınlar. Bu güzel vatan toprağının bu tabiatında hür bir şekilde anlak başı dik bir şekilde yaşayabilsinler. Peki değerli dostlar, değerli Boyabatlılar, değerli Sinoplular, yaşayabiliyor muyuz? Yaşayabiliyor muyuz? Yaşayamıyoruz. Niye? Birileri aslan payını alacak, milyonlara da sırtlan payı düşecek. Bu aslan payını alıp millete hakir gören, millete sanki lütuf veriyormuş gibi hak dağıtan bu kibirli iktidar sahiplerine Anadolu'nun her tarafında olduğumuz gibi umut ediyorum. Ve burada da görüyorum ki Boyabatlı, Sinoplu dostlarımız, vatandaşlarımız da bir itiraz sesini yükseltecek. Ne diyecek? Ben Afyonluyum. Bizim oralarda öyle derler. Yetti gari derler. Yetti gari. Yetti mi? Yetti gari artık. Yetti. Canımıza tak dedi. Nereden geldiğimizi biliyoruz. Bu büyük millet bu coğrafyada varlığı münakaşaya açılmış. Ama Cumhuriyet'le beraber elden ele bu meşaleyi taşıyarak insanımızın, ülkenin birliğini, beraberliğinin arkasına, bağımsızlığının arkasına karnı tok, sırtı pek insanları koyabilmeyi başarmışız. Gelin görün ki bugünkü iktidar sahipleri aldıkları rolle beraber bir anda marifet diye ayıbını anlatanlar gibi büyük Orta Doğu projesinin eş başkanıyız demişler. Öbür tarafında da 80 yıllık cumhuriyetin tarım hayvancılıkta kurduğu tüm ekonomik altyapıyı tasfiye etmek için bir özel gayretin içine girmişler. Eski Türkiye dedikleri Türkiye'nin ortaya çıkardığı kıt kanaat imkanlarla yaptığı fabrika yapan fabrikalarda dahil olmak üzere hepsini tasfiye etmişiz. Şimdi perşembenin gelişi çarşambadan değil pazartesiden belli. Birileri çıkmış zam tsunamisi altında vatandaşımız inim inim inliyor. Soğan ekmeğe bile ulaşamıyor. Birileri de çıkmış soğanın cücüğüyle dalga geçiyor. Geçin beyler, geçin.
Siz nereden geldiğinizi unuttunuz. Siz milletin, yetimin, öksüzün malını gasp ederek kirli kaynaklarla siyaset yapmanın yolunu tuttunuz. Şair diyor ya, Allah'ım bekleye bursun on pulunu on kul. Bir kişiye dokuz, tam dokuz kişiye bir pul dediği gibi milletimizi bugün yoksulluğa mahkum edenler sosyal yardımlarla sadakatini satın alacağını düşünüyorlar. Bırakalım onlar düşünsünler. İşte bizler bugün tüm iftiralara rağmen, tüm dayatmalara rağmen bir parti devletine dönüşmüş olanların kamunun bütün kaynağını kullanmış olmalarına rağmen bunların karşısında hakkı tutup kaldırabilmek için, hakikatin kalbinden tutup kaldırabilmek için bir büyük mücadeleye hep beraber omuz veriyoruz, omuz veriyoruz. Eski Türkiye, yeni Türkiye diyerek bu ülkeyi bölmek isteyenlere karşı bu ay yıldızlı bayrağın altında yaşama iradesi koymuş. Kaldıralım lütfen. Ne de güzel yaraşıyor boya batımıza. Açık yüreklilikle söylüyorum. Bizim için eski Türkiye yok. Yeni Türkiye yok. Varsa yoksa Türkiye Cumhuriyeti var. Sokakta bulmadık. Beyler sokakta bulduğu için var gücüyle üzerinde tepiniyorlar. Kendileri terör örgütleriyle işbirliği yapmış, muhalefeti suçluyorlar. PKK ile işbirliği yapmış, muhalefeti suçluyorlar. FETÖ ile beraber devleti ele geçireceğiz diyerek yola çıkmışlar, muhalefeti suçluyorlar. Şimdi her yol mübah. Emniyet müdürümüz Gaffar Okkan'ı Diyarbakır'da şehit eden Hizbullah'ın partisiyle işbirliği içerisindeler. Dahası var. Öyle işbirliği içerisindeler ki duymayan hemşehrilerimize, dostlarımıza, buradan televizyonları başında olan vatandaşlarımıza seslenelim. Bugün daha resmi gazetede bir Hizbullah mensubunun cezasını affettiler. Öyle anlaşma yapmışlar. O açıdan vazifemiz büyüktür. Allah'ın izniyle bu büyük cumhuriyeti yarınlara, şehitlerimizin bize emaneti, bu vatan toprağını, bir çakıl taşını bile eksiksiz gelecek nesillerimize aktaracağız. Sadece aktarmamız yeter mi? Hayır. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Büyük Atatürk'ün emaneti, bu cumhuriyeti, insanımızın alın terinin karşılığını alabildiği, çiftçimizin toprağına küsmediği, esnafımızın işverenken işsiz hale gelmediği, anaların evlatlarının geleceğinden emin olduğu, evlatlarının yerine mezar taşlarına sarılmadığı bir Türkiye'yi vaat ediyoruz. Onun için haykırıyoruz. Vatanseverliğimiz böyle mevsimlik milliyetçilerin, milliyetçiliği ayaklarımızın altına aldık diyenlerin şimdi konjektür değişince yedeklerini aldıkları birkaç milliyetçi partiyi de suistimal ederek şimdi milliyetçi kesilmişler. Hadi oradan. Sizin milliyetçi, ama bizim milliyetçiliğimiz, vatanseverliğimiz, bu güzelim coğrafyanın tüm değerlerine, vatan toprağına, o vatan toprağını işleyen çiftçilerimize, gençlerimize,
kadınlarımıza, dağına, taşına, ovasına, her şeyine Allah'ın izniyle sahip çıkacağız. Vatan toprağını koruyacağız. O açıdan buralarda bu güzelim diyarlara sahip çıkan siz değerli Sinoplulara, Boyabatlılara bir kez daha müteşekkirim. Hepinize şükran borcumuz var. Şükran borcumuz var. Onlar yok varsaysa da buraları hizmeti gördük. Sinop'ta havaalanına indik. Buraya doğru yol alıyoruz. Değerli milletvekilimiz, grup başkan vekilimiz Zengin Altay Bey bilgi verdiler. Milletvekilimiz Barış Karadeniz Bey bilgi verdiler. Boyabatlı olunca Demokrat Parti Genel Başkanı olarak elbette bir ismi anmadan geçersem haksızlık etmiş olurum. Kimdir o isim? Değerli Bakanımız Yaşar Topçu. Sizlere bu yolları açtığı için yargılandı, yetmedi. Şimdi bu kadar hizmeti milletle buluşturanları yok varsayacaksınız. Onunla bununla iş tutacaksınız. Şimdi evin yolunu bulamaz haldeler. Söyleyecek sözleri bitmiş. Değerli hemşehrilerim, inanın söyleyecek yalanları da bitti. Yalanları da bitti. Şimdi neymiş? Muhalefete oy verenler diyor, ezansız bayraksız diyor. Değerli Boyabatlılar, şu bayrakları bir kaldıralım. Görsünler. Bunlar Emevi siyasetinin temsilcileri. Emeviler mızrakların ucuna Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını takmışsa bunlar da aynı kafadalar, aynı kafadalar. Ama işte Boyabat'tan, Sinop'tan aykırıyorum. İsteseler de, istemeseler de bu milleti bölemeyecekler. Bu milleti parçalayamayacaklar. Parçalayamayacaklar. Türkiye'de öyle hale gelmişiz ki Osmanlı dönemi için atfedilir. Selam verdim rüşvet değil diye almadılar diye. Yolsuzluklar öyle hale gelmiş ki yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı bir parti olma hüviyetini yitirmiş. Adeta milletin malını, kamunun malını yağmalamak için örgütlenmiş. Karşıda bir siyasi parti var. Eskiden siyasi partiler kapatılırdı. Şimdi kapatılmaya gerekçe yapılsa bu AKP'yi yolsuzlukların odağı olmaktan kapatırlar. Böyle bir hal var. Dünümüzü çaldılar. Ama burada sizinle beraber haykıralım. Değerli dostlar, değerli Boyabatlılar, değerli Sinoplular, dünümüzü çalanlara yarınlarımızı çaldıracak mıyız? Kaldırmayacağız. Bir kez daha soralım. Duymayan sağır sultanlar duysun. Bu haramzadeler duysun. Bu haram saltanatını yıkmak için, bu rantiye düzenini yıkmak için dünümüzü çalanlara yarınlarımızı, gençlerimizin yarınlarını çaldıracak mıyız? Kaldırmayacağız. Kaldırmayacağız. O açıdan altı siyasi parti Türkiye'nin muhatap olduğu bu hukuksuzluklar dönemini, bu yolsuzluklar dönemini son vermek, bu milleti yarınlara taşımak adına bir irade koydu. Ve yarınki Türkiye'nin cumhurbaşkanı hepimizin cumhurbaşkanı olacak. Sadece kendine oy verenlerin değil, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacak. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde bu karanlığı kapatıp aydınlık bir bahara erişmek istiyoruz. Hep beraber irade koymalıyız. Hep beraber bu varlığa,
bu mücadeleye emek koymalıyız. Onu da fazlasıyla koyuyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Yarınlarımız, canı yürekten inanıyorum, bugünlerimizden daha aydınlık olacaktır. Yeter ki bu ülke kamu malını namusu bir gibi bilen namuslu insanların elinde olsun. İşte böyle bir genel başkanımızı Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı yapmak için Boyabat, Sinop hazır mı? Evet. Sesimizi duyuralım. Biraz sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu sizlere seslenecekler. O açıdan ben çok da sözü uzatmak istemem. Esas sahnemizin sahibi Sayın Kılıçdaroğlu'nu ben de merakla sizler gibi bekliyorum. Hasretimizi gidereceğiz. Yüreklerimizde açılmış yaraları, çatlakları, vatan toprağının hasretini bitirdiğimiz gibi Allah'ın izniyle bitireceğiz. Evet, ne diyor şair? Vur kazmayı Ferhat, çoğu gitti, azı kaldı diyor. Şafak kaç? Şafak sayıyoruz. Gençler, şafak kaç? Az kaldı değil mi? Az kaldı. Evet. Evet, birleşe birleşe kazanacağız. Bak pankartta da güzel söylüyorsun. Uzun adam soğanın 30 lira olduğunu bilmiyor demiş. Bana mı söylüyorsun? Ben biliyorum vallahi. Ben biliyorum. Uzun adama duyuracağız. O sarayına kapandı. Milletin feryadını, sesini duymuyor. Evet, evet, evet. İnşallah milletimiz sizlerin iradesiyle beraber yarınlarımızı aydınlatacağız. Ben, değerli Boyabatlılar, bu güzel bahar gününde kardelen çiçekleri gibi açarak yarınlarımızı aydınlatacak evlatlarımız, genç kardeşlerimizle beraber, sizlerle beraber olmanın bugün mutluluğunu yaşadım. Beraber bugün güzelliğe iştirak ettik. İnşallah daha büyük güzellikleri sizlerle buluşturacağımız günler yakındır diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu size emanet ediyor. Sizleri de Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Allah'a emanet olunuz. Balkondan bayrak sallayan annelerimize, ablalarımıza sana çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal'a çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Boyabatlılar, değişim için en büyük görevin genç arkadaşlarımıza düşeceği günler yaklaşıyor. Parolamız net, artık son düzlüğe giriyoruz sevgili genç arkadaşlarım. İlk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? Sevgili Boyabatlılar, Türkiye için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 14 Mayıs'ta şafak, özgür, demokratik, huzurlu, refah ve kardeşçe yaşayacağımız bir Türkiye için doğacak. Ömrünü hak, hukuk ve adalete adamış 13. Cumhurbaşkanımız, 85 milyonun Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanımız. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanımız. Kılıçdaroğlu, hak, hukuk, adalet, ruhunda asaret, yürüyor iktidara Kılıçdaroğlu.
Efendim hepinize yürekten teşekkür ederim. Boyabazlılarla benim güzel bir sohbet yapmam lazım. Güzel bir sohbeti gerçekleştireceğim. Teşekkür ederim. Değil. Bütün Türkiye'nin sorunlarını çözmeye ahit ettim. Bütün Türkiye'nin yaşlısı, genci, engellisi kim olursa olsun bu topraklarda yaşıyorsa söz verdim bütün sorunlarını çözeceğim. Bütün sorunlarını. Beni dikkatle dinlemenizi isterim sevgili Boyabatlı kardeşlerim. Beşinci kezdir geliyorum Boyabat'a. Benim kadar gelen ikinci bir genel başkan yoktur. Boyabat'a niye geliyorum? Boyabat'ta oylarımız düşük. Soru, kabahat kimde? Kabahat Boyabatlar'da mı, kabahat bizde mi? Kabahat bizde. Boyabatlar'da değil. Bunu da açık ve net söylüyorum. Bugüne kadar oturup konuşmadık. Dertlerimizi anlatmadık. Vatandaşın derdini dinlemedik. Oturduk. Ankara'da tumturaklı laflar söyledik, bize oy verin dedik. E vatandaş haklı, niye oy vereyim diyor. Gel buraya, oturalım konuşalım diyor. O nedenle beşinci kezdir geliyorum. Ve Boyabatlar'dan şunu söylüyorum. Başka bir genel başkan gelmedi. Beşinci kezdir geliyorum ve sadece bir şey istiyorum. Ya Allah rızası için ya, kul hakkı yiyene oy vermeyin diyorum. Kul hakkı yiyene oy vermeyin. Bu kadar açık. Ben buranın çeltiğini de biliyorum. O tarlalarda çalışanı da biliyorum. Alın teri dökenleri biliyorum. Yeteri kadar kazanamadıklarını biliyorum. Yeteri kadar hak ettikleri ücreti alamadıklarını biliyorum. Taşeron işçileri biliyorum. Onlar da buraya gelecekmiş ama izin vermemişler. Buradan taşeron işçilerine, karayollarının taşeron işçilerine selamlarımı gönderiyorum. Hiç meraklanmayın. Hepinize kadro vereceğim. Öyle onlar gibi değil. Herkese kadro vereceğim. Devlet taşeron işi çalıştırmaz. Devlet kadrolu eleman çalıştırır. Devlet ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen, kadrolu öğretmen diye öğretmenler arasında ayrımcılık da yapmaz. Öğretmen öğretmendir ya. Bizim evlatlarımızı yetiştiriyor. Birisi alıyor 100 lira, birisi alıyor 250 lira. Birisi alıyor 1000 lira. Ya nasıl olur? Böyle bir haksızlık olur mu? Böyle bir haksızlık olmaz. Öğretmen öğretmendir. Kadrosu varsa, kıdemi varsa herkes kadrosuna, kıdemine göre aylığını alır. Yine gençlere sözüm var. Gençler, size sözüm var. Torpili bitireceğim. Bu ülkede siz KPSS sınavına gireceksiniz. Sınava gireceksiniz. Arkasından bakın dün birisi geldi, bir baba geldi. Oğlum Türkiye ikincisi oldu KPSS'de fakat elediler sözlü imtihanda. E bu şimdi hak mıdır Allah aşkına? Hak mıdır bu? Yuh çekmeyin. Sandığa gidip oy kullanacaksınız. Tepkinizi sandıkta göstereceksiniz. Oy vermeyerek göstereceksiniz. Bakınız, devletin dini adalettir. Adaletin olmadığı yerde devlet olmaz. Adaletin olmadığı yerde bereket olmaz. Adaletin olmadığı yerde hukuk olmaz. Adaletin olmadığı yerde beşli çeteler cirit atar. Adaletin olmadığı yerlerde uyuşturucu mafyaları, uyuşturucu baronları koşar, eğlenir, gezer. Onlar da tur atarlar. Ve bizim küçük evlatlarımızı, gencecik fidan gibi çocuklarımızı zehirlerler. Benim sözüm var, beşli çeteleri de uyuşturucu baronlarını da bu ülkeden göndereceğim. Hiç endişe etmeyin. Bana soruyorlar. Adalet, hak, hukuk, adalet, hak, hukuk, adalet, hak, hukuk, adalet. Bana soruyorlar, diyorlar ki niye soğanla patatesle uğraşıyorsun? Yani bununla niye politika yapıyorsun? Ya eve gidecek, evden hanım, evin kadını gidecek pazardan alışveriş yapacak. Soğanın kilosu olmuş 30 lira. Ya senin mutfaktan haberin var mı? Mutfakta yangın var, senin haberin var mı? Sarayda oturuyorsun.
keyfin yerinde, bir elin yağda, bir elin balda, beşli çeteler var, para aktarıyorsun, bir yerden, üç yerden, beş yerden aylık alanlar var, yiye yiye doymadılar, niye soğanı siyasette kullanıyorsun diyorlar. E ne yapayım arkadaş, mutfakta yangını çıkaran ben değilim ki, yangını çıkaran sensin, o yangını söndürecek olan da benim, açık ve net söylüyorum. Yangını da ben söndüreceğim. Yirmi iki yıldır iktidardalar. 22 yıl. Eskiye bakın, yeniye bakın Allah aşkına. Bizim tarihimizde soğan bu kadar zamlandı mı? Bizim tarihimizde bu kadar büyük zamlar oldu mu Allah aşkına? Millet perişan oldu. Düzelteceğim. Yukarıdan alacağım, aşağıya vereceğim. Beşli çetelerden alacağım, halka vereceğim. Uyuşturucu var, onlarını kovacağım. Yurt dışına götürülen, bu tam 20 yıldır bu ülkeyi sömüren, yurt dışına götürülen 418 milyar doları da alacağım, bu millete teslim edeceğim. Hiç endişe etmeyin. Benim saraylarda oturma gibi bir düşüncem yok. Saray meraklısı da hayatım boyunca hiç olmadım. Sizin gibi yaşadım. Sizler gibi yaşadım. Mütevazi olmaya çalıştım. Beyler çocuklarını paralı askerliğe gönderirken, aile paşayla gönderirken, bu kardeşinizin, bu dedenizin, bu amcanızın, bu yeğeninizin oğlu paralı askerlik yapmadı. Gitti normal vatandaşın çocuğu gibi askerlik yaptı. Bana kimse milliyetçilik edebiyatı da yapmasın. Buranın milliyetçi damarının güçlü olduğunu da biliyorum. Güzel. Milliyetçi olan tank palet fabrikasını, askerin fabrikasını Katar ordusuna satmaz. Öyle değil mi? Satmayacaksın. Alacağım. Tank palet fabrikasını Katar ordusundan alacağım. Şerefli şanlı ordumuza teslim edeceğim. Hiç kimse endişe etmesin. Her aşamada sorunumuz var, bunu biliyorum. O sorunların çözülmesi lazım, bunu biliyorum. Sizden tek isteğim var, az önce söyledim. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun. Ya bu kadar kavga yetmedi mi Allah aşkına? Kaplaşma yetmedi mi? Devlette liyakati sağlayacağız. Bakın liyakat ne demek? O konuda da bir örnek vermek isterim. Liyakat şudur. Devlette adalet ama liyakat olması lazım. Liyakat işi ehline teslim etmek demektir. İşi ehline teslim etmezseniz o zaman tam bir felaket çıkar ortaya. Yani yolsuzluklar çıkar. Yani kul hakkı yiyenler öncü olarak toplumun önüne gelirler ve yürümeye başlarlar. Toplumu kandırırlar. Liyakat şudur. Devlette en küçük kademe şeftir. En küçük kademe. Şef olmak için önce KPSS sınavına gireceksin. Sınavı kazanacaksın. Devlet memuru olacaksın. Devlet memuru olduktan sonra bir süre geçecek. Sonra sınava gireceksin ve şef olacaksın. Ama bakan olmak için iki şeye ihtiyaç var. İyi hal kağıdı ve ilkokul diploması. Demek ki devlette liyakat önemlidir ve liyakatin mutlaka sağlanması lazım. Şundan da emin olmanızı isterim. Sınır namustur der. Bütün askerlik yapmış olan herkes bilir. Sınır namustur. 3 milyon 600 bin Suriyelinin bizim ülkemizde ne işi var? 3 milyon 600 bin Suriyeli buraya niye geldi? 3 milyon 600 bin Suriyeli'yi niye tutuyorlar? Söz verdim. En geç 2 yıl içerisinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye uğurlayacağım. Hiç endişe etmeyin. En geç 2 yıl içerisinde. Onları da göndereceğiz. Hiç endişe etmeyin. Kadın kardeşlerim, hanım kardeşlerim. Hayat pahalılığının bütün acısını çeken sizsiniz. Evde eğer mutfakta doğru dürüst bir şey yoksa, çocuğunuzu okula gönderirken beslenme çantasına doğru dürüst bir şey koyamıyorsanız, o acıyı en çok anneler çeker. Dolayısıyla anneler, size sözüm var. Bütün köy okullarını açacağım bir. 100 bin öğretmen ataması yapacağız ve çocuklar Ferhat ile Şirin'in buluştuğu gibi köylerde çocuklar okula gidecek. Ama bir şey daha yapacağız. Beslenme çantası uygulamasını kaldıracağız.
Çocuk okula giderken suyunu içecek, sütünü içecek, yemeğini yiyecek, arkadaşlarıyla oynayacak, eve tok dönecek. Dolayısıyla bu ülkedeki bütün evlatlarımız ilk öğretimde yemeklerini arkadaşlarıyla beraber okulda yapacaklar ve huzur içinde gelecekler. Siz beslenme çantası diye bir şey düşünmeyeceksiniz. Emekliye. Teşekkür ederim. Emekliye gelince, ta 2015 yılından bu yana emeklilere Ramazan bayramında, Kurban bayramında asgari ücret kadar birer ikramiye verin dedim. Her seferinde itiraz ettiler. Önce parayı nereden bulacaksın dediler. Çok ısrar ettim. Sonunda emeklilere belli bir miktar parayı verdiler. Biner lira verdiler ikramiye. Sonra tekrar seçim geldi. Şimdi bir miktar artırmışlar. Benim sözüm var. Bay Kemal'in sözü var. Allah nasip eder. Sizin oylarınızla iktidar olduğumuzda Kurban Bayramı'nda emekli kardeşimiz bankadan para çekmeye gidince orada 15 bin lira parayı görecek. Anasının ak sütü gibi alacak ve o parayı kullanacak, harcayacak. Bunun için de söylemeye başladılar. Parayı nereden bulacaksın diye. Sen parayı beşli çetelerden buluyorsun. Sarayın oligarklarına buluyorsun. Yolsuzluk yapanlara buluyorsun. Hakkı hukuku yiyenlere parayı buluyorsun. Sen yandaşların için çalışıyorsun. Bay Kemal de vatandaş için çalışıyor. Size bulacağım. Size vereceğim. Beş yerden aylık kalacaksın. Yedi yerden aylık kalacaksın. Vatandaşın oğlu işsiz gezecek. Yer mi Bay Kemal? Yemem. Bulacağım o parayı, parayı bulacağım ve emekliye vereceğim, işçiye vereceğim, memura vereceğim, halka vereceğim. Aile destekleri sigortasıyla göreceksiniz. Bu sigorta dalı evlerin de kadınların da güvencesi olacak. Her kadının evinde en az asgari ücret kadar her ay para girmiş olacak. Hesap kadının banka hesabına yatacak. Gideceksiniz parayı sizler çekeceksiniz. Bunu niye yapıyoruz? Niye yapıyoruz? Fakirin fakirliğini, yoksulun yoksulluğunu afişe edemezsiniz. İnsan onuru vardır. Dolayısıyla biz sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Öyle yapacağız. Siz gideceksiniz, sosyal devletin güvencesi altında aylarınızı alacaksınız, çoluk çocuğunuzun rızkını sağlayacaksınız. Bunların tamamını yapacağız. Hiç endişe etmeyin. Bir şey daha ifade edeyim. Bu milliyetçilik konusunda bir sürü laf ediyorlar bize. Bir sürü laf ediyorlar. Yok masanın altında, yok masanın üstünde, yok masanın yanında, yok masanın bilmem neresinde. Boyabat'tan söylüyorum, bütün Türkiye duysun. Diğer yerlerde de söyledim. Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Vatanımız ve bayrağımız. Nokta. Vatan, bayrak, Kılıçdaroğlu. Ayrıca sözüm var. Sinan Ateş'in katillerini bulacağım, kulaklarından tutup yargıya teslim edeceğim. Gaffar Okan'ın katillerini bulacağım, kulaklarından tutup yargıya teslim edeceğim. Adalet diyorsanız herkes için adalet olacak. Herkes için yapacağız bunu. Buraya gelirken Çeltik'le ilgili sorunlar var dediler. Onlara kırmızı mazotu, gübreyi vereceğiz, üretecek Türkiye. Bakın, buğday dışarıdan geliyor. Çeltik dışarıdan geliyor. Yulaf dışarıdan geliyor. Mercimek dışarıdan geliyor. Canlı hayvan dışarıdan geliyor. Et dışarıdan geliyor. Ya bu ülkenin bereketli toprakları var, niye biz üretmiyoruz? Çiftçiyi niye toprağa küstürdüler? Tamamını düzelteceğim, sözüm var. Buranın bir başka özelliği daha var. Kurulduğu tarihten bu yana asbestli borularla siz su geliyor evlere. Asbestli boru, yani kanser üreten borularla geliyor. Değişmesi lazım. Göreceksiniz, değiştireceğiz. Tamamını değiştireceğiz. İnsan sağlığı her şeyin üzerinde. Takriben 10 yıldır çevre yolunun yapılmadığını söylediler. O da yapılacak. Huzur evinin temelini atmışlar ama bir türlü bitmiyor bu temel. Buradan söz veriyorum. O temeli bize devresinler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Antalya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı kimi istiyorlarsa huzur evini bize teslim etsinler, yapacağız ve Boyabatlara armağan edeceğiz. Bu kadar açık söylüyorum. Yapamıyorlar, beceremiyorlar çünkü paraları birilerine aktarıyorlar. Yandaşlara aktarıyorlar. Çözeceğiz, çözeceğiz. Bizim Ekrem Başkan'ın söylediği güzel bir şey var. Her şey öyle diyor. Her şey her şey her şey inanın her şey çok güzel olacak. Sandığa gittiği zaman göreceksiniz. İnanın. Bu ülkeye huzuru, bu ülkeye bereketi getireceğim. Bu ülkede hiç kimse kimliğinden, hiç kimse inancından, hiç kimse yaşam tarzından ötürü sorgulanmayacak. Hiç herkes komşusunun kimliğini sorgulamayacak. Bakmayacak bile. Komşu komşunun külüne muhtaçtır anlayışını, sevecenliği, dostluğu, kardeşliği bu topraklara getireceğiz ve beraber getireceğiz. Ambulans, oraya bir ambulans. Hepinize tekrar en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun diyorum. Milletvekili adaylarımızı, il başkanlarımızı, Cumhurbaşkanı yardımcımız Sayın Gültekin Uysal, Kadın Kolları Başkanımız, Genel Başkanımız, milletvekili adaylarımız, ben Kemal, geliyorum. Hep birlikte. Bir 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Sevgili Boyabatlar, çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcımız Gültekin Uysal'la birlikte sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, hemşehriniz, grup başkan vekiliniz Engin Özkoç, Engin Altay'la birlikte teşekkürler sevgili Boyabatlılar. Boyabat'ın selamını, Sinop'un selamını Ordu'ya götürüyorum diyor Kemal Kılıçdaroğlu. İlk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? Her şey! Her şey! Her şey! Milletvekili adaylarımızı sizlere, sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın sevgili Boyabatlılar. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın diyor 13. Cumhurbaşkanımız. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hoşçakalın diyor.